Yapmamız bize günah olarak yeter. Biz Hasan Akar abimin ve burada New Jersey'deki Vakıf abimizin mütalalarımızla elde ettiğimiz ailemize yansıyan görüşlerdi bunlar. Şimdi ene bahsinde termometre, barometre örneği veriyoruz lazımız. Bunu şu sebeple veriyor. Termometre sıcaklığı veya soğukluğu gösterir. Ama asla ben sıcaklık bendendir veya soğukluk bendendir iddiasına girişmez. Neden? Çünkü o bilir ki sıcaklık veya soğukluk ondan değildir. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Yani bir bakıma esma metre olarak bizi yaratmıştır. Kardeş, ekranda farklı resim geliyor, bir de sesin olmuyor. Senin internet sorunun var, Mehmet kardeş. Ekranda başka şeyler geliyor. Başka şeyler geliyor ekrana. Ekrana mukayyet değilsin. Dizinin kılarına de neyse benim ya da birisi sesi açık ya. Kim bu? Hasan abi, sana abi, sana abi. Ben nasıl yapayım abim? Yani ses sorunun var senin ya. Bu niye? Telefonu kapatsın abi, telefonun sesini. Telefonun sesini bilgisayardan kapattım. Bilgisayarın sesini de kapatabilirim. Ama sunum bilgisayardan. Şu anda hep telefondan bağlandım. Nedenini bilmiyorum. Bir internet bağlantımda sorun yok ama bilgisayar kaldıramıyor herhalde. Telefonla bağlansa nasıl oluyor? Ama sunum bilgisayardan. He, tamam. Yani deneyebiliriz telefondan. Abi sadece de bilgisayardan bağlansın. Telefondan bağlanmasın. Tamam. Telefon bilgisayar kaldırmıyor ama isterseniz bağlantıyı şeyden deneyebilirim. Telefondan bir deneyebilirim. Çünkü Mehmet abi sunum dosyası ne? Sunum Prezi dosyası. PowerPoint bizim. Prezi abi. Ne? Prezi de. Şey mi? Web-based bir şey mi? İnternetten erişilebiliyor mu? İnternetten erişilebiliyor. Bir deneyeyim ben. İnternetten erişilmiş mi? Telefondan abi. Telefondan toplantı. Oradan Chrome ya da Opera hangisini kullanıyorsanız onu açın. Onun üstünden bağlanıp telefon üzerinden share screen yapın. Ben de şimdi şu an abi onu yapmaya çalışıyorum. Eğer Allah nasip ederse denk getirebilirsem. Şansa bakınız ya. Olsun acele etme. Her şey kader ile takdir edilmiş. Kısmetimiz bu. Razıyız. Rahat ol. 10 dakikada lazım. 10 dakikada olsa olur. Rahat ol. Sıkma kendini. Araya mahluklar da girebileceğini unutmayın. Bu elektronik ve elektrik akımlarına mahlukların girebilme şeyleri var. Ama nurani olduğu için inşallah girmez, giremez. Ama girebiliyor. Filmlerin üzerinde ve elektrik kablolarında elektriğe binerek filmi seyredenlere böyle ulaşılıyor. Elektriğe binebiliyorlar. Seyyaleti latife oldukları için elektrikler. Yani bu arada bir şey anlatmış oldum. Mahluklar, onun için herkes
derecesine göre sıkıntılı bu asırda. Bana ne var falan diye seyrettiğimiz filmler üzerinde elektrik filmlere çok uygun oluyor. Kendisine uygun manada bir film varsa binip geliyor mutlaka. Şimdi Mehmet kardeş, ben bu arada sana fırsat vereyim diye konuştum. Devredeysen ben kesiyorum sesi. Görünebiliyor mu abi? Bir şey paylaşalım. Tamam, görünüyor ama ufak tabii. Büyütebilirsen ekranını. Şöyle yan çevir. Abi. Yan çevir telefonu. Ondan sonra. Ha, tamam. Çevirin abi. Tamam, şimdi oldu. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar abiler, bizim alemimize düşen günah konusuyla alakalı konuşacağız. Bu günah konusunu Risale Hasan Akar abinin sohbetleri ve Gökay Gözüm New Jersey vakfıyla birlikte mütalalarımız sonucu oluşturmuştuk. Şimdi bunu sizinle paylaşacağım inşallah. Tekrar bismillahirrahmanirrahim. Kusura bakmayın tekrar sorunlarla alakalı. Şimdi herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Cenab-ı Hak insanı kainatı bir mikyas, bir mul, mizan suretinde yaratmış. En başında üstadımız termometre özelliğini veriyor. Termometre sıcağı ve soğuğu gösterir. Asla sıcak bendendir ya da soğuk bendendir iddiasına girmez. Girdiği zaman tedbe, cezaya layık olmuş olur. Şimdi biz film izlediğimiz zaman biliriz ki o film sahipleri film bitince kahraman da kötü adam da aynı yere giderler. Yani çok farklı yere gitmezler. Kahraman kahramanlığı evinde de yapmaz veyahut kötü adam kötü adamlığını evinde de yapmaz. Bu neyi gösteriyor? O esmalar film içerisinde yapımcının, yönetmenin, senaristin onlar için takdir etmiş olduğu rolü oynarlar. Bir sahiplik iddiasında bulunmazlar. Bizler de bu dünyada bir nevi olarak aktörüz. Allah tarafından bize biçilmiş olan rolleri oynamak üzere görev alıyoruz. Bizde iyi rol oynandığında iyi rolü kendimizden bilmemiz veyahut kötü rol oynandığında kötülüğü kendimizden bilmemiz, burayı düzelteceğim, şer kısmını düzelteceğim, konunun teferruatları var. Kendinden bilmemiz bizim hata yapmamıza yol açıyor. Şimdi baktığımız zaman kuklalar, bir nevi biz kuklalara benziyoruz. Kuklaların bir sahip oldukları bir müstakil şahsiyetleri var mı? Hayır, asla yok. Neden? Biz onlara benziyoruz. Baktığımız zaman bizim de müstakil bir şahsiyetimiz yok. Hasan Akar abim bu ampul örneğini veriyor. Ben de ampul örneğine baktım. HZ diye bir kavram var. HZ'sine göre saniyede kaç defa yanıp söndüğü gözüküyor. Mesela örnek veriyorum, 60 defa yanıp sönüyor. Halbuki ışığı biz, mesela şu an görüntü bile saniyede kaç defa yanıp sönüyor. Şu an izlediğimiz, gördüğünüz görüntü bile sabit değil. Dolayısıyla hepsinin madeni, kökeni, hazinesi Allah'ın elinde. Yani biz kukla olarak bize oynatılan bir rolü sahiplenip bizden zannedersek o zaman bir hataya düşeriz. O hata ceza gerektiren bir hata. Şimdi biz ne demiştik? Bu hata olmadan önce, bu bağlantı kopmadan önce insan esma metreye benziyor. Esmaları ölçüyoruz biz. Bizde Allah bir nevi kutla şeklinde kendi esmalarını gösteriyor. Mesela ne esmasını gösteriyor? Rezzak esmasını gösteriyor. Rezzak kimdir? Kendisidir. Peki bize açlık hissini veriyor Allah'ın, Mevlamız. Doğru mu? Evet, doğru veriyor. Bu aç olan insan açlığından dolayı kınanabilir mi? Hayır. Neden? Allah'ın bir esmasına muhatap. Siz onu kınayamazsınız. Aa, aç adam diyemezsiniz. Neden? Açlık Allah'ın esmalarının ortaya çıkması için Allah tarafından isminin gereği olarak ortaya çıkıyor. Peki yemek yediren restoran sahibini varsayacak olursak, restoran sahibi rezzak olarak kendini görebilir mi? Asla ve haşa. Neden? Çünkü bu kişi dese ki bu iş bendendir, hem cezaya müstahak olacak hem de elindeki
geçici olarak verilen nimetler elinden geri alınacak. Ama ne yaparsa mükafata layık olabilir, şunu yaparsa mükafata layık olabilir dese ki, ben Rezzak değilim, ancak Rezzak ismini anlayabilmem için Allah bana açları doyurma fırsatını verdi. Ben insanları doyurarak onu anlıyorum. Allah da bizi bu şekilde veya denizin altındaki balığı bu şekilde doyuruyor diye onu anlayabilir. Dünyadaki bu basit bilgi marifetullah'a dönüşür. Onun için onun Allah'ın izniyle kurtuluşuna bir vesile olabilir. Şimdi bu Rezzak esması. Biz ne dedik? İnsan üzerinde Allah'ın esmaları gözüküyor. Biz bir bakıma esma mekteyiz. Şafi. Şimdi şafi nedir? Hastalıklara şifa veren. Şifayı verebilmesi için ne olması lazım? Hastalığın olması lazım. Şimdi bir bakıma biz hasta gördüğümüzde ya şunu yapma, bunu yapma, hasta olmazsın. Bir bakıma Allah'ın şafi isminin tecelli etmesine karşı çıkmış oluyoruz. Bakınız, burası çok önemli. Ben demiyorum hadi hepimiz hasta olalım. Asla. Fakat zımnen biz diyoruz ki Allah ömür versin. Nereden biliyorsun Allah'ın işine niye karışıyorsun? Belki gitmesi daha hayırlı. Ya da Allah şifa versin. Belki hastalığı daha hayırlı. Bunu bilmiyoruz. Bu bakımdan bir bakıma bilmeyerek Allah'ın işine karışmış oluyoruz. Şimdi hastalık şafi ismi gereğidir. Hastalıktan ötürü hasta insan kınanabilir mi? Hayır. Neden? Allah'ın şafi ismi tecelli etmiş. Peki doktordan mı biz bu şifayı biliyoruz? Haşa ve asla. Neden? Şafi, doktor da yardımcı olduğu hasta vasıtasıyla biliyor ve anlıyor ki bu şifayı veren ben değilim. Ben sadece bir vesileyim. Ben bunu şuurlu olduğum müddetçe mükafat alabilirim. Şuurlu bir perde mertebesine çıkarım. Ama yok bu şifayı ben kendimden bilirsem hem Allah'a karşı bir yanlışlık yapmış olur, bir kusur işlemiş olur, hem de elindeki nimet geri alınmış olur. Bu da şafiydi. Mesela bir başka esmamız, günahkar kınanamaz. Neden? Günah işleyen kimse Allah'ın Tevvab ismine muhataptır. Tevvab ismi günah işleyen kul ister. Günah işlemeseydiniz, günah işleyecek kavim getirirdim deniyor. Dolayısıyla günah işleyeni siz kınadığınız zaman, bakınız burada niye çok önemli, küçük görerek değil de Allah'ın esmasına muhatap olmuş, Allah ıslah etsin deme şeklinde bir sözle söylersek, o eleştirdiğimiz şey bizim başımıza gelmemiş olur. Çünkü Efendimiz'in hadisi şerefi var, kınadığı şeyle kınanmadığı müddetçe kişi ölmez. Bizim günahkara bakış açımız Allah'ın Tevvab ismine muhatap olmuş dememizdir. Aksi takdirde aa bak şu günahkar dediğimiz zaman biz Efendimiz'in hadis-i şerifine muhatap oluyoruz ve o günahın işlemeyle yüz yüze kalıyoruz. Çünkü Allah'ın adetullahı var. Adetullah'ın gereği olarak biz de o günahı işleme durumunda kalabiliyoruz. Şimdi burayı biraz temizleyeyim. Biraz karıştı sanki. Tevvab ismi günahkar ister. Biz günahkarı kendisinden dolayı değil, Tevvab ismine muhatap olduğu şeklinde görmeliyiz. Aksi takdirde hata olabilir. Şimdi, peki günah nedir? Günah, esma metre olan insanın üstündeki esmaları kendinden bilmesi. Yani yanlış zanlı ve esmaları hırsızlık yapması. Nedir? Allah ona bir takım mesela küçük kendi esmalarının özelliklerini veriyor ki kendisini anlayabilsin. Ama yok o kişi o esmaları kendinden bilirse esma hırsızlığına girmiş oluyor. Esmaları kendinden zannetmesi Allah'la karşı karşıya bırakıyor o kişiyi. Peki neydi bizim imanımızın 6. rüknü? Diyorduk ki biz hayır ve şer. Şer dediğimiz şey, şer değildir. Zan aslında. Her şeyi Allah'a vermek. 6. hususu da Allah'a veriyoruz. Peki şer dediğimiz şey neydi? Rabbimiz Hazreti Musa'ya dedi ki, İblis'ten bir sır öğren.
Hazreti Musa İblis'i görünce ondan bir sır ve bir nişane öğrenmek istedi. İblis de kendisine dedi ki, ben deme, ben gibi olursun. Yani eneye bile sahip çıkmamamız lazım. Çünkü bizdeki şer zannedilen, şerdeki hikmeti gördüğümüzde şer sevaba inkılap ediyor. Sanakar abinin bir sohbetinde diyor, esnaflarla olduğu için detayına girmiyor. Buradaki vakfa bile dinlemiştik. Hasan Akar'a diyor ki sen günaha vesile olmadığın gibi şerre de vesile değilsin. Diyor, daha detay vermiyor. Ama başka yerlerde biz birleştirdiğimiz zaman tamamen bizim üzerimizde bir terzinin iyi ya da kötü elbise dikmesi gibi kendi tasarrufu. Ama ne yapmamız lazım? Hayrı da şerri de bizden bilmememiz lazım. Ama bu sözüm hadi gidip şere girelim demek değildir. Bunu da açıklayacağım. Şimdi bakalım. Mesela toplumda ne görüyoruz? Diyorlar ki savaşlar olmasın. Bir dakika, sen kim oluyorsun savaşlar olmasın diyorsun? Allah belli esmaları tecelli etsin diye savaş yaratıyor. Sen yani hikmetini bilmediğin kişiye niye karışıyorsun? Bunu yaptığın için bu bir günah olarak yetiyor. Neden? Mevlam o savaşla neleri murat buyurmuş sen bilmiyorsun. Sana bakan yanı belki bir ise zannın, Allah'a bakan yanını hesap edemeyiz. Belki bir milyondur. Dolayısıyla burada Merkez Efendi'nin dediği gibi Allah her şeyi şimdiye kadar ve şimdiden sonra mükemmel yaratmıştır. Sen bilmiyorsan o zaman senin zannında, senin nazarında bir yanlışlık var. Göz doktoruna git derler adama. Şimdi baktığımız zaman fakirlik şer midir? Haşa. Niye? Fakirlik ve zenginlik ikisi farklı farklı derecattır. Birisi olmadan kendi manası olmuyor. Dolayısıyla fakirlik olmasın dersen Allah'ın işine karışmış oluyorsun. Hani biz hadi gidip fakir olalım demiyorum. Bakınız burası biraz hassas. Biz fakir olalım, fakirlikte mutluluk var, fakirlikte kötülük var, bunu demiyorum. Gördüğümüz şeyde şer zannedilen şey bile olsa onda hikmeti gördüğümüzde o şer şer olmaktan çıkıyor ve hasenata dönüş yapıyor. Peki biz neyi biliyoruz? Kader geçmiştir, gelecek tekliftir. Dolayısıyla geçmişteki günahlarımızda biz o hikmetleri gördüğümüzde o günah zannedilen şeyleri sevaba inkılap etmenin yolu var ve günah sadece gelecekte kalmış oluyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi biz gelecekte şer'i kurallara göre hareket etmek durumundayız. Dolayısıyla bile bile günah işleyemeyiz. Ne olmuş oldu? Günah, şer'en günah gelecekte kalmış oldu. Peki geçmişteki günahlar nasıl? Geçmişteki günahları biz eğer Allah'ın bakış açısıyla bakarsak hepsini Allah'ın izniyle sevaba inkılap etmiş olabiliriz. Neden? Çünkü günahı sevaba inkılap eden de o izniyiz. Bakınız burası vurgulanmaya değer. Hani diyoruz ya günah sevaba inkılap etti. Sevap hani Allah'tandı. Biz eğer Allah'tan olduğunu biliyor isek onu günahtan sevaba inkılap ettiren de o. Dolayısıyla gene Allah bizde bir takım esmalarını gösteriyor. Bu açıdan bakmamız lazım. Günah nedir? Günah kan dökmek ve fesat çıkarmak mı? Haşa. Nedir peki günah? Allah'ın muradını görememek. Allah'ın muradını kendi nazarımıza göre değerlendirdiğimiz zaman orada bir falso yapmış oluyoruz. Neden? Termometrenin sıcaklığı veya soğukluğu kendinden bilmesi gibi veyahut rol yapan kötü adamın kötülüğü kendinden bilmesi gibi. Halbuki o senaryoda yazıyordu. Sadece oynadı. Biz de bunun gibiyiz. Zan ve nazar. Hepimiz biliriz Hazreti Musa'nın kıssası. Normalde şeriata göre Hazreti Hısır'ın çocuğu öldürmesi günah. Ama hakikate göre öyle bir şey yok.
Dolayısıyla geçmişi Hazreti Hızır bakış açısıyla, geleceği de Hazreti Musa bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Eğer yanlışım varsa Hasan abim düzeltirse çok memnun olurum. Şimdi dinimiz ne diyor? 3 günden fazla küs kalmayın. Neden? Çünkü küstüğünüz her şey, her neyse, o küstüğünüz şey, örnek veriyorum, babanızı öldürdü adam. Din diyor ki, yapan o değil. Kader Risalesi'nde yapan o değil. Hay ve ümit, hayatı veren ve hayatı alan Allah'ın kendisi değil mi? O adam orada bir oyuncu. Ama o tetiği çekti. Olsun, o Allah onu orada istihdam etmiş. Dolayısıyla 3 günden fazla küs kalmamamızın sebebi, şer zannedilen, şerri yapan kişi de şerde bir oyuncu. Yani o da bir Esma'nın rolünü oynuyor. Hayat alan Esma'nın görevlendirilen memuru gibi. Dolayısıyla ben öldürdüm derse, o zaman Allah'ın Esma'sını sahiplenmiş olduğu için tehdit görüyor. Halbuki yapan o, eden o dese, günah zannedilen şer sevaba inkılap ediyor. Şimdi sevabı... Mehmet abicim, özür dilerim. Hasan abim konuşmazken, hiç konuşmazken ben konuşmaya biraz çekiniyorum ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Bu anlattıklarınız yani biraz kadercilik değil midir? Yani hiç mi ihtiyar, irade, bizim hiç mi etkimiz yok? Yani sırrı imtihan dairesinde mesela o Afrika'daki açlıktan ölen insanlar, diğer tarafta zenginliği yaşayan insanların kınanması oluyor. Ama veyahut da bir tecavüze uğrayan bir çocuğun hayatının mahvolması, yani bunlara razı gelmek, bu biraz da kadercilik değil mi? Yani bunu tamamen geri çekilmek lazım, hiç günah işlemeyelim diye mi hareket etmemiz lazım bizim acaba? Kafur abi, sizi gıyaben tanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam kendiniz vardı ve sizi sorularınızdan da çok iyi tanıyorum. Güzel abim, benim dediğim şu, Risale'de de geçiyor ya, üstad bakıyor savaş sonrasında ölen küçük çocuklar var. Böyle üzüldüm diyor. Sonra ayet yardımıma geldi diyor. Ayet dedi ki, ölenler şehit küçükler. İşte şunlar şöyle oldu. O esma sıfatıyla bakınca o savaş ve o çocuk, ölen çocuk veya o tecavüze uğrayan çocuk, her kim olursa olsun Allah'ın bir esması gereğidir. Eğer esmayı bilmeyip görmeyip ona kötü dersek, o zaman Allah, sen nereden biliyorsun kötü olduğunu der Allah. Gel bakalım, ifadeni alalım denebilir, muhatap oluruz. Demek istediğim şey, bu örnek yeter mi yoksa daha fazla örnek vereyim mi abim? Güzel abim. Abicim mesela benim misal kendimden diyorum. Geçmişim çok günahlarla geçti. Ben Allah'ın Gafur ismini bende tecelli ettirsin diye bunları yaptım desem, bu zamana kadar kim bana ne diyebilir? Hiç kimse bir şey diyemez. Allah konusunda hüsnü zanınızı sınırsız yapınız. Neden diyeceksiniz? Günahlardaki hikmetleri gördüyseniz onlar sevaba inkılap etti. Neden? Şimdi ben burada yani matematikçiler bilirler. Kendilerini geliştirmelerinin yolu yanlış sorulardaki yanlışları görebilmektir. Eğer bir kişi yanlış yaptığı soruyu, neden yanlış yaptığına bakmazsa, bütün matematikçiler buna şahittir. O kişi ilerleyemez. Neden? Yanlıştaki o küçük nüansı fark ettiğiniz zaman o yanlış doğruya inkılap ediyor ve bir daha aynı soru, benzer soru geldiği zaman takılmıyorsunuz. İşte bu açıdan baktığınız zaman sizin günah dediğiniz şey, eğer hikmetli bir bakış açısıyla bakılırsa sevaba inkılap ediyor ve aynı günahla karşılaştığınızda üstünden atlıyorsunuz, sizi hiç etkilemiyor. Bu şekilde geçmiştekini Allah'ın izniyle sevaba döndürmüş oluyoruz. Abi araya girebilir miyim? Arkadaşlar bir takdim etsin, girmeyelim. Bir takdim etsin gitsin. Abdullah girme. Yok, kısa abi şöyle söyleyeyim. Ben de aynısını diyecektim. Kardeşimiz Allah razı olsun. Kanuniyetin ve hakikatinden bahsediyordu. Çok güzel gidiyordu. Zahirine çıkıldı ama çok hoştu. Devam etsin. Yani kanuni
Tamam. Arkadaşlar girmeyin de bir takdim etsin. Bir takdime fırsat verin, tamam. Ha, sonra konuşacağız. Kapatmayacağız. Sabaha kadar buradayız inşallah. Abilerim, yani milletin yazmaktan üşendiğiz sözlüğü yazmışsınız. Saygıyla, hepinize saygıyla anlıyorum hepinizi. Yani henüz kavram, kanuniyet, o düzeylere henüz çıkamadım ama okuyorum. İnşallah yani bu doğrultuda yürüyeceğim. Şimdi devam edecek olursak, Esma'daki maksadı gördüğümüz zaman şer zannedilen, zanda kalan, çünkü zan %50 idi. Şer zannedilen şeyi sevaba inkılap ediyoruz. O ne? Onu biz mi yapıyoruz? Haşa! Biz neyiz ki? Biz sıfır bile değiliz. Onu Allah yapıyor. O zaman sen şerri hayra çeviren de gene o. Yani o da gene lütuf, gene Esma'nın gereği. Şimdi günahlardan kurtulma yolu maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa, bu Risale diyor ki, ben demiyorum, cehalettir diyor. Allah hesabıyla bak olursa marifet ilahiyedir diyor. Örnek mi istersiniz? Her ikisi de Allah'ın esmasını gösteriyor. Siz diyemezsiniz ki haşa bu adam mal gibi yemiş, haşa inek gibi, öküz gibi, haşa niye? Allah esmasını gösteriyor, sana ne? O bir adama da diyemezsiniz ki kardeşim biraz yeseydin. O da Allah'ın esması. Ta durana kadar. Yani açlık da Allah'ın esması, zenginlik de Allah'ın esması, şişmanlık da, hastalık da. Tamam. Allah esmanı gösteriyor. Sen izle ve alkışla. Şimdi savaş, mesela işte Uygur Türklerine mezalim ediyor. Allah öyle murat buyurmuş. Bizim elimizde ne var ki yapalım onlara? Allah'ın esması vardır deyip, ayetin üstadın yardımına yetiştiği gibi ölen şehit oluyor. Hikmet nazarıyla bakmamız lazım. Bizim üstümüze düşen bu. Şimdi buradaki Amerika'da da görüyoruz. Ben eskiden bunları bilmezden evvel diyordum ki bu adam çok yemiş. Şimdi diyorum ki Allah'a şükürler olsun, müthiş bir servet. Allah Allah, demek ki Allah'ın böyle esması da varmış. Aa bu da varmış. Aa kulağı olmayan adam da varmış. Eskiden yadırgarken şimdi Allah'ın esması diye alkışlıyorum, müthiş bir nimet. Vallahi zevk alıyorum. Şimdi Osmanlı Devleti'nin yıkılması kime göre şer? Haşa, niye? Bir, her canlı ölümü tadacaktır. Öldü. İki, yani bir bakıma bazı kanunların Suudi Arabistan'da uygulanması engellenmiş oldu. Hikmettir, olaya bu açıdan baktığımızda Allah'ın esmalarından zevk, lezzet alıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın masivasına, yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazım. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Bunu ben demiyorum, Risale-i Nur diyor. Yeryüzünde kusur yoktur. Benim gördüğüm 1,5 yıldır Allah'a şükürler olsun kusur görmüyor. İzzet ve azamet ister ki, esbab perdedarı desti kudret ula aklın nazarında tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Şimdi hakiki nazarda Allah'ın ben elini görünce müthiş zevk alıyorum. Şimdi esbab kader ilişkisine gelecek olursak, hakikatte Risale söylüyorum, hakikatte esbabın bir etkisi yoktur. Yapan Allah'ın ta kendisi. Perdeleri kaldır, Allah'ı gör. Sen nesin? Sen esma metresin tabiri caizse. Çünkü sen bir kuklasın ve senin üzerinde Allah esmalarını icra ediyor. Terzideki adam gibi. Hasan Akar abinin sohbetlerinden biliyoruz. İradenin cüz'i küllüsü olmaz. İrade varsa sadece onun. Esbab perestlik. Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudret-i semedaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister. Yine Risale'den, ey esbab perest biçare, ben de diyorum, aklın varsa, Risale diyor, aklın varsa esbab perdesini yırt, vahdehu la şerike le, de. Hadsiz evhamdan kurtul. O öyle miydi, bu böyle miydi? Esbab perestini yırt. Şimdi bakıldığı zaman,
Üstad ne diyor o Nikolay Nikolovic'in şeyinde, kader birdir, değişmez diyor. Hiç tereddüt etmeden namazını kılıyor. Yani eğer öldürecekse Allah öldürecek. O adamın haddine mi esmalara sahip çıksın? Haşa! Esmalar bizim üzerimizde tecelli ediyor. Peki Covid'e gelecek olursak, Covid'i yaratan da Allah. Covid Allah'ın esmalarına bir perdedir. Ne mutlu o perdeler arkasındakini, yani Allah'ı gören. Çünkü yuhyi ve yumiyit odur. Bahanedir bugün koronavirüstür, yarın trafik kazasıdır, öbür gün kalp krizidir. Dolayısıyla Allah'ı gördüğümüz müddetçe bu teferruatlara takılmıyoruz. Engel bile olmuyor, ayağımıza dolaşmıyor. Buna bir örnek verecek olursak, Hazreti Ömer'e Rum Kayseri'nin elçisi geliyor ve bir zehir veriyor. Diyor ki, ya halife, eğer bir düşmanın varsa bunu verirsen hemen öldürür. Diyor ki, nefsimden başka, Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor, nefsimden başka düşmanım yoktur, Bismillahirrahmanirrahim diyor, içiyor. Kayser Müslüman oluyor. Buradaki söyleyeceğim nokta şu, adetullah eğer esbab görülmezse kalkıyor. Bir defa daha tekrar ediyorum. Adetullah esbab görülmezse, yani esbabı perde yapmazsan kendine, adetullah kalkıyor. Eğer hatalıysam Hasan Akarabi düzeltsin. Hazreti Bediüzzaman Üstad Hazretlerimiz defalarca zehirleniyor. Sayısını ben bilmiyorum. 19 deniyor, 21 deniyor. Bu peki nasıl oluyor da vefat etmiyor? Demek ki esbabı, siz esbaba takılmazsanız, esbaba takılmazsak Allah adetullahında torpil geçiyor o kişiye. Demek ki buradan, yani üstadın hayatı haşa hikaye değil, Risale de normal bir kırmızı kaplı kitap değil. Bize bir mesaj verilmiyorsa o zaman yani bir kitaplıktaki kitaptan ibaret kalır. Mevlam, benim anladığım, eğer üstad sebaplı görmeseydi ben zehirlenebilirdim. Ama biliyor ki öldüren de, yani kader birdir değiştirmez sözünden anlaşılıyor. Öldüren de, hayat veren de Allah'ın ta kendisidir. Dolayısıyla esbab üstada ve Hazreti Ömer'e etki etmiyor. Şimdi abilerim, benim anlatacaklarım bu kadardı. Sorularınız varsa alabilirim. Yani aslında Hasan Akarabi'ye bıraksak daha iyi olur. Yok, mutala ve müzakere edin arkadaşlar böyle. En azından bu ders, salı dersi mutala ve müzakere. Mutala kişi kendi çalışmasıdır. Müzakere mutala yapılmış. Kendisi çalışmış kişilerin bir havuzu içerisinde beraber konuşmak. Şimdi ben size bırakacağım. Beraber müzakere edin. Ama şimdi bu dersi nereden bakıyor? Alemi şehadetteki sistemden mi şey yaptı? Yoksa esma canibinde durmuş esma aleminde mi? Siz beraber müzakere edin arkadaşlar. Ben kenarda duruyorum. Selamünaleyküm. Ben bu abi dediğini ben birazcık anladım sanki. Ben de biraz aynı düşünüyorum. Yani yapılan şeyde, yani kötü insanlarda hiç mi şey yapmayacağız? Ya da mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şişman birisini gördüğü zaman, ben sahabede ben Müslümanım da şişmanı görmek istemem, ya da dişi sarı birisini gördüğü zaman dişlerini misvaklamayı onu öneriyor. Yani her olan şeyde arkasından bakmaktan ziyade bir de önden baktığınız zaman da onun ne bileyim. Abi bu çok güzel bir soru. Hatta aslında bilmek lazım gibime geliyor da biraz benim. Bu çok güzel bir soru. Biz bunun cevabı bayağı beni meşgul etmişti. Geçmişe baktığımız zaman bu şekilde bakacağız. Geleceğe ve şu ana bu şekilde bakamayız. Bu şekilde şer'en, bundan sonra gelecek için şer'en hareket edeceğiz. Hazreti Musa gibi.
geçmişe Hazreti Hızır gibi bakacağız. Neden? Şimdi biz biliyoruz Çin zulmediyor, mezalim. Tamam, dua edeceğiz. Biz onu yapacağız. Bize düşen şu an o. Ve elimizde kudret varsa düzelteceğiz. Elimden, dilinden bir şekilde düzeltmeye çalışacağız. Yetmiyor mu? Dua edeceğiz, buz edeceğiz. Ama bu geleceğe bakan yönler. Geçmişi diyorum ben. Geçmiş. Şu an adam önünde, şişman. Yani bunu değiş, bu gelecekte yani o adama tavsiye edersiniz, etmezsiniz. O size kalmış bir şey. Gördüğüm fotoğrafı an olarak değerlendirdiğim zaman Allah'ın esmasıdır diyorum. Kınamıyorum. Eskiden bu kadar yenir mi dediğiniz gibi. Yani mesela adam dişlerini temizlese zaten dişlerin kirliliği fark edilmez. Yani bir eksiklik olmazsa bir tamamlık anlaşılmaz. O kirli adam sarı dişleriyle gördüğünüz zaman temizliğin önemi buymuş diyorsunuz. Ve adamı da eleştirmekten kurtulmuş oluyorsunuz. Allah'ın esması gereğidir deyip rahat etmiş oluyorsunuz. Çünkü bu adamla bir müddet sonra bir araya geldiğinizde o dişlerinin sarılığı bunu yapmazsanız sizi rahatsız edecek ve adamla belki tartışmanıza sebep olur. Baktığınız zaman Allah'ın esmasıdır dediğiniz zaman yani hani bazen diyoruz ya Allah'ın kalbi kırmayın. Çünkü bu bunu tam açıklıyor. Allah'ın esmasıdır. Muhatap olduğun bir müstakil şahıs değil. Allah'ın farklı bir esması olduğu için onu kırdığında Allah'ı kırmış oluyorsun. Çok güzel oturmuş şu an bende ama belki ben ifadeden acizim. Cevap oldu mu yoksa bir daha baştan mı alsam? Çünkü ben de toparlayamadım sanki. Şimdi şu an ve geleceğe tabii ki günah vardır. Tabii ki yanlış vardır. Biz şeriata şu an ve gelecekte şeriata göre hareket etmek zorundayız. Bile bile gidip yanlış yapamayız. Dişlerimizi temizlemeyelim demiyorum ben. Asla. Veyahut şişmanlaşalım. Öyle bir şey demiyorum. Ben diyorum ki geçmiş ölmüştür. Oradaki hayrı gördüğünüzde günah zannedilen şey sevaba inkılap ediyor. Burada arkadaşlar bu şey diyor, zamana bakış tarzını, farklılığını koyuyor. Halde bulunan bizlere geçmişe bir de gelecek var. Geçmişte kader nazarıyla, geleceğe teklif nazarıyla bakılmalıdır şeyiyle. Fakat pergeli esmanın iktizasına koydu. Esmanın iktizasına koyduğu zaman arkadan bakınca mülk cihetindeki şeyler tabii hatırınıza gelmesi normal. Bu bakış zannediyorum esbab alemindeki şey değil. Mesela geçmiş kaderdir de içerisinde ne var? İnsanın talepleri ve vesile oldukları vardır. Hayır için diyor ki isteyen rahmet ilahiye, halk eden kudreti rabbaniye. Şerri insan işliyor. Mesela haşa bu şarap olsa kaldıran Allah'tır. Ama bunu ben istiyor. Ben istiyorum kalkıyor. Haşa. Kur'an kabul edin. Kaldırmak istiyorum. Gene kaldıran Allah'tır. Şimdi bir yere götüreceğim de. Şimdi ben Kur'an'ı kaldırmak istiyorum. Kalkıyor. Şarabı kaldırmak istiyorum. Kalkmıyor. Cebir olur. O zaman geçmiştekiler vukuat mıdır? Olmuş mu? Olmuş. Gelecek olmuş mu? Olmamış. Geleceğe kader diye bakamazsın. Peki olmuş mu? Olmuş. Mahluk mudur? Mahluktur. Kudret taalluk etmiş mi? Etmiş. Ha, peki hayır ve şer ayıracağız. Şerre insan vesile oluyor. Günahını çekecektir. Günahını çekecek. Çünkü niye? Evet, kudret yarattı ama sen asansörün düğmesine sen bastın. Asansörü çıkartan asansördür. Ama sen düğmeye bastın. Onu o şekilde onayladın.
Onun için Esma'nın bir mülkteki ceyran eden ki bizi bütün bütün mesul eden şeyi var. Bir de melekut cihetinde Allah canibinden Esma'nın iktizası var. Nedir o? Gaffar ismi, Tevvab ismi günahların vücudunu ister. Yani şu demek değil. Ah ne olur ya bir günah yapsalar da ben bir taalluk etsem. Ben bir tecelli etsem. Bu kenarda kalmıştım. Senelerden beri insan yoktu, melek vardı, günah yoktu, burada kaldım değil. Ya günah yapabilme istidadı olması lazım. Mesela şey boşanmak için diyor ki Allah istemedi fakat mubah kıldı boşanma. Ha mülk cihetindeki dinleyen arkadaşlar mülk cihetinde baktıkları için doğru. Yani insan şere vasıta olduğu için Adem'e, günahlar Adem'dir. Onun şeyi var. Fakat burada anladığım kadarıyla Mehmet kardeş insanı Kastamonu 220'de senin iktidarın ve ihtiyarın yetmediği olaylara seni kader sistemini Allah niye çıkarttı? Kader-i iman niye getirdi diyor. Senin iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet, iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyetin dışında gücün yetmiyor. Ha ne yapalım diyorsun, diyorsun demek ki Esma'nın da böyle bir meratibi var yani. Mesela Kahhar Muttakin. Ama o zatın vesile olan zat zalimlikten kurtulamıyor. O zalimdir. Bizi peki rahatlatan ne? Esma'nın böyle bir şeyi var. O zaman diyor ki Kastamonu 220'de senin iktidarın ve ihtiyarın haricindeki hadiselere Allah'ın hikmeti, adaleti, inayeti, rahmeti noktasında bakmalısın. Ben de diyor ifrat-ı şefkatten kurtuldum. Ha. Bu mülk cihetindeki hüküm ayrıdır. Melekut cihetindeki ayrıdır. Mesela bugün de ben bir hadise oldu. Dershane işleriyle alakalı. Zahirde şer. Yani dershane işi. Böyle sebep aleminde böyle düşününce hakikaten müteessir oluyor insan. Yani Allah Allah. Bir insan bir nur talebesi bunu yapmaz. Yapmaması lazım. Günah yapar ama hizmete direkt taarruz etmemesi lazım. Biraz böyle belki de saatlerce etkilendim. Dersimi çalıştım ama. Sonra işte Mehmet'in herhalde bunu sunumu buna şey yapıyor. Sonra geldi. Öteden bakmayı nasip etti. Yani demek ki bu adam zalim. Tamam. Fakat bu olayın içerisinde bana ne diyor? Benim dersim ne? Bir, Esma hükmünü icra etti. Ahirete Esma hükmünü icra etti. Risale'den söylüyorum. Ahirete manzaralar oldu. Meliyalar, ruhanileri seyretti. Ve mülkte insan o zalimliği yapan veya vesile olan, uğrayan veya seyreden insan da böyle bir tertipte istidat ve kabiliyetleri muhatap oldu. O zaman dört cihetle bir, Esma hükmünü icra etti. Ahirete sermedi manzaraları yaptı. Meliyala ruhanileri seyretti. Dört, alemi şehadette mülkte Esma'nın hükmü ayrıdır. Ve alem-i şehadette zulüm yapan, zulme uğrayan veya onu dışarıdan seyreden onlara da ayrı ayrı hükmünü icra etti. O zaman bu esmanın meratiplerini karıştırırsak ya cebriye düşeriz ya da mutezile oluruz. Esbab aleminde esbaba riayet ederiz. İtikat aleminde de Esma'nın hükmünü de biliriz. Ama Esma'nın hükmünü bilmekle esbab aleminde esbabına riayet etmeyi iktiza ediyor. Reddetmiyor. Mesela doktorluktan şey yapıyor. Nasa Şafii hakiki Allah'tır.
Peki ustad ben doktora muayene olmam dedi. Allah Allah 243 değil mi Emirdağ'da? Bir bakıyoruz böyle meğer o doktor oruç tutmuyormuş. Fakat o nerede yaşıyor? O Esma'nın biraz da azami derecedeki tecellisinde yaşıyor ustad. Tesir etmiyor. Çünkü normal sebep noktasında Allah ona sebepsiz tecelli ediyor. Vazifesi var. Ama biz de biliyoruz ki ustad esbab alemine de riayet edenlerdendir. Mesela çok yemiyor. Yatmasını adetullah kanunlarına günde mesela her gün bir saat yukarıya çıkıyor. Çamdağına bir saat aşağı iniyor. Yani iki saat mutat olarak ustad yürüyor. Şimdi Esma'nın bu iktiza etti diye ben şimdi hiç yürümesem. Yani olmuyor. Demek ki toparlıyorum ve size bırakıyorum. Mehmet'in dediği doğrudur. Gafur'un dediği de o cinsten düşünenler de doğrudur. Nedir o? Bir, esmalar hükmünü icra edecek. Ama bu konuşmalar gafiller için değil bu ders. Yani kader Müslümana çıkış yoludur. Mazide işte niye evlendim, ne oldu ya, ya lanet olsun, nereden buna söz verdim, nerede bunu? O zaman diyor ki sana şuurlu, ya geçmiş kader. Kaderin de hissesi yok mudur? Zulüm edenlere diyor ki, ustad kendisine tesir vermek için, kaderin bir hissesi var diyor. Kaderin bu olayda. O zalimin diyor nefsinin bir hissesi var. Senin de nefsini terbiye ediyor diyor. Dörtte bir kalıyor. Onu da affet diyor. Ha demek ki bir, Esma'nın hükmü var ama biz esbab aleminde riayet edeceğiz. Cebriye geçmişte doğrudur. Mütezile gelecekte doğrudur. Halde ikisinin cemiidir. Haletimize tutarız. Kendimizi yıpratmayız, perişan olmayız. Bana da mesela hizmette bu hisseyi vermiş. Şöyle keşke olsaydım demiyorum. Ha geçmişime demek ki kaderin de hissesi var demin. Yoksa bu dersi hem geçmişe hem geleceğe hem hale uygularsak Esma'nın meratiplerinde sıkıntı yaşarız. Yani üç zaman yok, tek zamana ineriz. Sıkıntı olur. Esma'nın hükmü gereği var, meratipleri var, hükmünü icra edecek. Sermedi manzaralı olacak. Meleği ağırlar, ruhaniyeleri seyredecek. İnsanın istidatla nasıl inkişaf edecek? Edecek. Şimdi cehennemde adam ister, cennette ister. Ha mülk aleminde adetullah kanununu yaşarken gafur, itikadında Mehmet kardeşin yaptığı ders gibi bakmak lazım. Yani esbabın arkasında düşünmeli. Bu bize ne katıyor son cümlem olsun? Geçmişimizdeki keşkeler bataklığından kendi kendimize yıpranmaya bizi kurtarıyor. Geçmişimizde Esma'nın hükmü cihetiyle ama geleceğe ve hale buna Esbab aleminde bu hükmü ben vesile oldum. Ben bunu hükmü vesile olduğum için bana tövbe ve istiğfar sistemi çıkarmış. Sırf Esma'nın iktiza olsaydı tövbe ve istiğfar çıkmazdı demeli. Hani o Esma'nın dört boyutu. Esma iktiza ediyor. Sermedi manzaralar oluyor ahirete. Meleği ağırla sakinleri seyrediyor. Alim-i şehadette celal, cemal, kemal yani bu harmanlamasını iktiza ediyor. İnsan burada şerre vasıta oluyor. Şerre vasıta oluyor. Ve nefsi insanı istiyor, müstahak oluyor. Şimdi ben size bırakıyorum, sesimi kapatıyorum. Şimdi Hasan abi, dersimizin mevzusu günah dendi ama daha çok biraz kader gibi, kaderin bir boyutu ile ilgili biraz konuşuluyor. Yani günah bu işin neresine kalacak günah? Bir ikincisi mesela, şimdi melekler
insanlar günah işledikleri zaman esma hükmünü icra ediyor. Alkış mı tutuyorlar? Tamam, yani işin hakikati, esmanın hakikati alem-i şehadette değil ki. Yani bu suret ve hakikati birbirinden çok iyi ayırmak lazım. Esmanın tamam geçmiş kaderdir. Doğru. Kaderle yani geçmişe takılmamak lazım. Bu başka bir mevzu ama mevzumuz eğer günah ise günahın esmayla olan ilişkisi biraz daha açıklansa iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Mehmet abiciğim ben tekrar şekilde şöyle bir fikir söylemek istiyorum. Mesela bir gizli katli olan kadar risalesinde geçiyor. Gizli katli olan bir insan haksız yere hırsızlık ile suçlanıyor. Diyor ki burada kader adalet etti ama hakim zulmetti. Şimdi burada sen kendini nereye koyuyorsun? Hırsızın yerine koyuyorsan eğer aklın başına geldiyse tövbe ediyorsun ve o haksızlık seni ebedi hayattaki çok daha büyük bir kötülükten korktuk kurtarmış oluyor. Nitekim ben yakın zamanda böyle bir şey yaşadığım için konuşuyorum. Ama mesela bir taraftan şöyle de düşünüyorum. Hasan abim buna eğer bir müdahale ederse. Mesela şeytan için bunu konuşurken Emre geliyor aklıma. Neydi? Kemalat-ı insaniye makası-ı hayliye külliye diye sebep oluyor. Peki yarın bir gün hesapta şeytan ben bunları sağladım diyerek kendini savunamayacak mı? O şeytan Gafur abi şeytan değil de iblis onu derse bir şey diyemem. Ama şeytan bir sistem biliyorsun. Bir Mehmet'e bir şey yapsanız, fırsat verseniz ne diyecek bakalım, bir şey diyordu. Buyurun. Ha, Mehmet, yani dersi takdim edene diyorum. Şimdi abi, benim dediğim birinci örneğim şu. Hazreti Adem ile ve benim çok beğendiğim bir örnek, bunu temel teşkil eden bir örnek. Hazreti Adem ile Hazreti Musa bir konuşma yapıyor. Diyor ki, sen olmasaydın biz cennetten çıkmayacaktık. Diyor ki benden 40 sene önce yazılmış olan bir şeyi ben uyguladım diye beni niye ayıplıyorsun? Bu birinci husus. Çok doğru bir şey. Efendimiz diyor ki Adem Musa ilzam etti. Bu dursun kenarda. İki, Hendek Savaşı'nda Efendimiz ve sahabeler kendi aralarında konuşurken eğer Allah istemeseydi bu şu anki bulunduğumuz bizde olmayacaktı. Dolayısıyla biz imanı kendimizden bilirsek bu zaten hata oluyor. Çünkü iman şu an bu bize Allah'ın lütfettiği bu derece bu ilimleri konuşabilmek de Allah'tan. Buna da sahip çıkmıyoruz. Bu ikinci husus Hendek Savaşı'ndaki konuşmaya birebir oturuyor. Üçüncüsü ise şu. Şimdi Hazreti Allah ile melekler diyor ki kan dökecek, şer çıkaracak, fesat yapacak. Hayır diyor, benim muradım başka. Mesele kan dökmek değil ki. Allah esmasını ortaya koymak istiyor. Yani burada kan dökülmüş, bunun ne önemi var? Veya kan dökülmemiş. Allah açlığıyla birlikte tokluğu. Allah burada bir esmasını tecelli ettirmek istiyor. Aç olan insanın önemi var mı? Neden diyeceksin? İnsanın müstakil şahsı yok. Onlar birer esmadır. Eğer o kişi müstakil şahıs iddia ederse ki öyle bir şey yok, sıfır. O zaman sen gel buraya senin bir ifadeni alalım diyecekler. Neden? Sen Allah'ın esmasına sahip çıkıyorsun. Sen yoksun ki. Yok. Bir de Mehmet kardeşim, Adem'i konularda esmanın icraatı var mıdır ki? Adem'e giden bir şeyin esmanın icraatı var mıdır? Bir. İkincisi, yani eğer bu konularda biraz daha detaylandırmamız lazım, uzayacak gerçi. Yani bunu söyleyebilir miyiz? Adem'i bir şey esmanın icraatı var mı? Bu dediğinizi ben anlamadım. Benim cahilliğime veriniz. Yani yani Adem tekvindedir, tekvin de sıfattır, esmanın daha üstündedir demek istiyor. Günahlar da ademidir
demek istiyorsun sanırım Mehmet abi. Öyle mi? Yani her şeyi Esma'nın icraatı Esma'nın icraatı mıdır? Evet. Aynen öyle. Çünkü Allah'ın esmaları tecelli etmek istiyor. Terzi dükkanında adam elbise dikti diye model rahatsız olabilir mi? Ben açlık çektim diye Allah'tan şikayet mi edeceğim? Niye? Peki, Allah'ın esmasını... Mesela ben iki tane, üç tane şey size okuyayım. Evet diyor. Günah içinde küfre gidecek bir yol var. Şimdi... Tamam, çok güzel, çok bak, güzel. Abi müsaadenle, özür dileyerek seni durduruyorum. Günah içinde küfre giden bir yol var. Nedir o? Allah'ın esmasını kendinden bilmek. Bu küfre gidiyor işte. Şirk koşuyorsun zımnen. Allah'ın yerini düşünmek de bunun gibi bir şey değil mi kardeşim? Şimdi zannımca... Subhaneke la ilme lana illa ma allamta innaka antel alimul hakim. O konuşmanın olduğu yerdeki yerde Cenab-ı Hakk'ın hikmetini sizin bilmediğiniz, benim bildiğim hikmetini senin o canipten bakıp bu meselelere değerlendirme yapmışım. Noktayı mikraki sen ne dersen ki burası. Fakat Cenab-ı Hakk'a biz ayrım yapmak için şöyle bir ayrım yapmamız gerekiyor. İnsan Allah ilişkisiyle Allah insan ilişkisi farklı. Nasıl ki biz buradan baktığımız zaman şeytan diyoruz, Cenab-ı Hak canibinden baktığımız zaman şeytana biz esma ilahiye diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellisi diyoruz. Fakat burada şimdi öyle derken Cenab-ı Hak bize onu şeytan olarak tanıttırıyor. Şeytan olarak diyor ki Euzu billahi şeytanı racim diyoruz, ondan istihacı diyoruz, kaçırıyoruz biz de. Diyemeyiz ki bize ki şeytan o zaman sen bu yaptığından dolayı biz sana memnunuz diyemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın güzel dediği şey güzeldi, kötü dediği şey güzeldi, kötüdü. Biz o meselelerin ayrışımını yapamadığımızdan dolayı, bilmediğimizden dolayı, asıl hikmetini biz bilmediğimizden dolayı onun ayetleriyle şeytana şeytan diyoruz. Eğer o ayrımı yapamazsak biz Cenab-ı Hakk'ın kendisinde bizim bilmediğimizin hikmetini bizim bu alemimizdeki hikmet olarak kabul edip yaşamak zorunda kalırız yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın murad-ı ilahiyesindeki, meşiyet-i ilahiyesindeki bizim bilmediğimiz yerdekilerle bizim üzerimizdeki farz kılmış olduğu şeyleri irtibas edip karıştırmış oluruz. Yani insan gibi yaşarken Allah gibi düşünmeye çalışırız. Bu da büyük bir sıkıntıya sokar bizi diye düşünüyorum kardeşim. Şimdi o kardeşim, Mehmet kardeşim bir saniye sana zahmet. Şimdi Levent abi mesele o boyutta değil. Biz günahları konuşsak daha iyi olacak Mehmet kardeş. Yani günahlar mesela hayat-ı ebediye de daimi hastalıklardır diyor. Şimdi hayat-ı ebediye diyor. Peki günah eğer burada Esma'nın icraatıysa benim hayat-ı ebediyeden bahsediyorum bak. Bana daimi bir hastalık olacak orada. Nasıl oluyor bu o zaman? Yani bunu biraz detaylandırman lazım. Tamam. Müsaade edersen abi söyleyeyim. Bir, şimdi ben sonunda söyledim. Günah gelecekte vardır. Geçmişte yoktur. Ben demiyorum günah hiç yoktur. Haşa. Niye diyeceksiniz? Gelecekte şeriate göre hareket etmek zorundayız. Şeriatın aksine hareket edelim demiyorum. Haşa. Haddim değil. Benim dediğim şey şu. Geçmişi değerlendirirken. Geçmiş ölmüştür. Siz tamam. Üstadın şimdi bakın. Baktığı açıdan. Ben kardeş bakın. Çok özür diliyorum. Müsaadenizle baktığı açıyla baktığınız zaman o şer değil. Hayra dönüşüyor. Şer değil ki. Bakın günahtan bahsediyorsunuz ama. Tabii günah geçmişteki günah. İstiğfar yapmadı. Tövbe istiğfar yapmadı. O günah Esma'nın icraatı dedi ki o adam mesul olmayacak mı kardeşim? Tamam o hikmeti gördüğünde şükredecek. Estağfurullah'la birlikte şükredecek o günah... Yapmadı tamam. İstihbar ve tövbe yapmadı. Yapmadı. Madem hayır niye beni anlatacağı bana sokuyor? Yani madem güzel bu şey... Esma'nın icraatıydı. Niye ben sorumlu olacağım? Hayat ebediyemde niye sürekli hastalıklarla şey olacağım kardeşim? Mehmet abi, hadi. Şimdi bir ben iki tane Mehmet abi, lütfen. Çarşı karıştı. Lütfen bana iki dakika müsaade edin. Şimdi Mehmet Su abim de doğru diyor.
Mehmet Direk abim de doğru diyor. Tamam mı? Ama her doğru her yerde olmuyor. Değil mi? Mesela nedir? Sahabeler mesela konuyla alakalı değil gibi görünüyor. Kusura bakmayın. Sahabeler ise diyor sohbet-i nübüvvetin ikasıyla ve imzabıyla ve iksiriyle tarikattaki seyr-i sülük daire-i azminin haline mecbur değildirler. Bir kademe ve bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Bakın şimdi iyi dinlersiniz. İyi dinler misiniz beni? Yani sorabilecek misiniz? Yok demeyeceğim. Çok güzel bir örnek. Çok teşekkür ediyorum. Mesela şimdi bir dakika. Şimdi. Peki ben bir anda bir sohbette zahirden hakikate geçtim. Hasan abimin yanına. Nasıl olacak şimdi bu? Mesela bakın ben sahabe mi oldum? İki saattir kapıda bekliyorum bunu yapmak için. Mehmet Sıradiyem, Mehmet Direk abim, Metin abilerim. Herkese çok selam olsun. Hakkınızı helal edin. Dersi devam edelim. sahabe oldum abi, sohbetten hakikate geçtim bir anda. İstanbul'dan mı geldin? İstanbul'dan gelmiştim Mehmet abi. Ben kapıda bekliyordum, dersime başlıyorum. Siz devam edin. Otur hele. Ya ben köydeyim. Gafur. Gel. Görüntü kapalı. Kapalı şimdi. Gel. Şimdi bu adam hakikaten tam değil ya. Şu adam. Ben köydeyim. Şimdi, iki saattir kapıda bekliyorum. Mehmet Su abim hakkını lütfen helal et. Mevzuyu buralara kaydırabilmek için 50 taraftan dönderdim, dolaştırdım. Senin söylediğin gerçekten doğrudur. Ama Muhittin Arabi gibi her doğru her yerde söylenmiyor belki diye mevzuya böyle gireyim istedim. Hani sahabeler bir anda bir sohbette zahirden hakikate geçiyorlardı. Şimdi ben bir sohbette zahirden hakikate geçtim. Hasan abimin yanındayım. Ya. Şimdi sahabe mi oldum ben? Ama köye gelmiş adam ya, İstanbul'dan köye gelmiş. Gece yarısı kapıma vuruyor şimdi. Bu nasıl bir adam? Bu nasıl bir adam, siz söyleyin ya. Ulan susturdum kendisi. Arkadaşlar geceniz mübarek. Şimdi latife, evet güzel bir latife oldu da. Otur karşıma. Beraber mutala ve muzakere etmeyi elhamdülillah çok güzel oluyor. Bakış durduğumuz noktada Levent Reis kardeş güzel bir laf etti. O seçiyorum böyle. Dikkatli dinliyorum. Size de şey olur diye söylüyorum. Hepinize böyle dinliyorum böyle. Acaba benim bilmediğim, bakamadığım bir taraf var mı? Yani yeni öğreneceğim bir şey mi? Hakikaten hoşuma gitti. Beşer gibi yaşayıp Allah gibi düşünmek. Laf etti, onu söyledi. Mehmet kardeş de direktle Mehmet Su, iki Mehmet ve ikisi de doğru söylüyor. Yani doğru, nasıl doğru söylüyor? Biz bunları tefrik edemezsek, siz değil, öyle cebriyeyi çıkartanlar, mütezile, meşrebine mahkum olanlar, basit adamlar değil, biliyor musunuz? Bunlar dev adamlar, dev. Mesela ustad adi bir mümin derecesini vermiş. Kimiydi o? İbn-i Sina değil mi? Ha, İbn-i Sina. İmam-ı Gazali bunu da vermemiş. Bunlar dev adam. Evet. Yani dev adamlar sevgili canım kardeşlerim. Bir bakıyorlar. Allah Allah. Allah'ın esması. Donmuş esma. Buz. Suyun donmuş hali. Öteki tarafta Allah kıyameti kopartıyor. Yapmayın etmeyin. Ne yapıyorsunuz? Sizinle şey yapacağım falan.
Öteki tarafta esma hükmünü icra ediyor. Ustadın bir cümlesi var Kader Risalesi'nde. Diyor ki, bütün efalini kadere verebilmesi için beşeriyetten de çıkması lazım. Yani kader diyebilmesi için bir insanın, yani efalini tamamen şey, yani ancak o zaman diyebilir ki benim bütün işlerimi kader yapıyor. Ama karışık yaşıyoruz. Karışık yaşıyoruz. Mesela Üstad Hazretleri tamamen teslim olmuş. Onun artık kaderi, bırak Muhyiddin Arabi de öyle. Yani geçmiş, adi beşeriyetten çıktılar diyor. Adi beşeriyetten iken, yaşarken, adi beşeriyet, yani adi derken aşağılık manasında değil, sıradan, kaderden vurmak, kader içsel yapımızdaki psikoloji sorunlarımız var ya böyle, başımıza geçmiş hadiseler var, günahlar var. Kaderin de büyük mü var, onun da nefsi de var vesaire. Böyle iç yapımızı yapılandırmamız gerekiyor. Ama efal aleminde ki gerçek hayrı isteyen, rahmet ilahi halk eden kudret-i Rabbani, şerre ademe insan vasıta oluyor. Peki günah nedir? Ademidir. Vücudu var mıdır? Mevcuttur, vücudu yoktur. Bu vücutla mevcut tabirini dolduramasak sıkıntı çekeriz. İşte bu Dima dersi inşallah gelecek size. Hemen hemen her derste zikrediyorum. Mevcutla vücudu işlemeye çalışıyorum. Arkadaşlar, günahın mesela şarap yok mu? İçki, kumar, zina var. Ama ademidir diyor. Yani Allah Allah. Yani ademidir diyor. Adem yok. Yok olana ceza veriliyor. Günah yazılıyor. Adem nevindendir diyor. Adem bak. Bu tabiri çözmemiz lazım. Vücudu değildir. Mevcut değil demiyor. Mevcuttur ama vücut değildir. Vücut neydi? Cenab-ı Hakk'ın zatı sıfatındandır. Peki günahlar Adem'dir diyor. Ademidir. Adem, vücud ilmeye perde olmuş unvandır. Peki, Adem o zaman nedir? O istidatlarını, ağaç olma istidadını iğne batırdı çekirdeğine, çekirdek yok oldu. Ne yaptı bu? Ademi bir fiil. Fiilsiz fiil. Ne, kocaman gelecekteki ağacı yok etti. Ha şimdi bulunduğumuz o konum, itikattayken esbab aleminde, itikattayken esbab alemine bakarsak cebriye oluruz. Ama itikada da esbab alemine bakarsak mutezile oluruz, yani ters oluyor. Yani o zaman itikattayız burada, efal aleminde de efal alemindeyiz. İnsan şahsiyetlerini, üç şahsiyetini tecelli ettirmesi lazım, göstermesi lazım. Demek ki günah vardır, vücudi değildir, ademdir ama mevcuttur. Hani de hem de o soruya cevap olsun, Kur'an mahluk değildir. Geçen belki de buradadır o dostumuz alim. Ulema bu Musaf'a bile dememiş. Demişler ki sonra dipnotu. Elbette ki kitap sayfa mahluktur. Ama avam diyor suretiyle kanuniyetini, hakikatini, mahiyetini tefrik edemeyeceği için suretine de mahluk değildir demişler. Oysa sureti Musaf'tır. Kanuniyet insandadır. Hakikat esmadır. Yani mahiyeti mahluk değil, hakikati mahluk değil vesaire. Şimdi o icraat, bu dört tane formül, evvelu, ahiru, zahiru, batını, sureti, kanuniyeti, hakikati, yani hiç yapmasak, Mehmet kardeş şimdi esmaya oturmuş, esmada hükmünü icra ediyor. Tamam. Mevcut. Mevcut yani. Mesela şarabı
Bak yok mu yani? Bu günahtır, şarabı kaldırıyor. Bu yok mu yani bu günah? Var. Ama ademidir diyor, yoktur. Vücudu yok diyor, mevcudu demiyor. Acayip. Risale-i Nur, garip bir şey. Bir gün yok ki hayretim olmasın. İnan, alışmış değilim zaten. Mezarıma zaten yazacak taşıma. Rahmetli Risale-i Reccal'a ve Süfyan'a düşmandı. Risale-i Nur'a doymadan gitti. Niye? Ya kardeşim kaç sene, 40-50 sene şey yapıyorum. Ha, mevcutla vücudu yeni öğreniyorum. Daha öğreneceğiz de. Şarabı kaldırıyorum. Diyor ki Risale-i Nur vücudu yok diyor. Yoksa bana nereye ceza verecek? Nereye ceza verir? Madem yoksa o zaman beni niye ceza veriyor? Ha. Bir soru sorabilir miyiz? Sor. Peki cehennem mevcut. Cehennemin vücudu var mı yoksa mevcut mu oluyor? Risale'de nasıl geçiyor cehennem hakkında? Cehennem Adem alemlerinin ne taşı? Cehennem Adem alemlerine çalışan kendisi vücut alemleridir. Kavuruyor. Neyi kavuruyor? O istidatları bozduk ya, onları kavurarak kıvama getiriyor gene. O da tamir orası. Çünkü günahkar Müslüman gidecek, zahirde ceza ama aslında o şere kullandığı istidadı kavuruyor. Tekrar günah, Müslüman mesela imanı varsa günah kadar dönecek. Ne yapacak orada? Tasaykul, temizleme faaliyeti görecek. Peki şöyle söyleyeyim, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de. %51 Abdullah, %51 sebabım var, %49 günahım var. Bu adam nereye gidecek? Cennete. Peki %49 günahla ne olacak yani? Cennete girilir mi %49? Cehenneme de girmiyor. Nasıl temizlenecek? Haşir meydanında vicdan mahkemesinde yanarak Allah, biraz önce gafur geldi ya omuzuma tuttu. Allah'a aşağı gelecek bana. Hasan buyur ya Rabbel Alemin. Tamam %52 günah sevabın var. Cennete gideceksin ama bu. Yani bak görüyor musun? Bak ben sana neler yaptım. Bak neler ikram ettim. Şu ihsanları, ikramları, lütufları, keremlerimi görüyor musun? Bana bunu niye yaptın? Diye ilan etmeyecek. Fasık-ı mütecahirin ilan edecek. Müslümana ilan etmeden orada vicdan azabıyla nasıl geçiyor da hadiste? Diyor ki iki tane sistem çalışıyor. Yani vicdani ve ruhi yanma olacak. Cismi cehennem değil, cehennem mahluktur. İşaretücaz'da ulema arasında cehennem var mıdır? Yani kanuniyeti vesaire şey var, numunesi çekirdeği var diyor. Mahluktur, mevcuttur. Adem, günahın şeye, vücuda çıkmıyor. Günah ne yapıyor? Esmaların ara boşlukları ve birbirini örtendir. Ama mülkte ne oluyor? Bizim adımızda şer oluyor. Bir daha söylüyorum. Günah nedir? Esma hükmünü icra edecekti. Edemedi. Ya bir esma esmaları örttürdü. Mesela namaz kılacaktı. Kılmadı. Ne yaptı? Ademi bir şey. Yapmamakla yaptı. Ama bir de yapmamakla yaptı, namaz kılmamakla. Ama şarap içiyor. Bu bir esmadır bunu kaldıran şarabı. İçki içimde faal ediyor. O da bir esmanın cilvesi. Esma esmayı örtüyor. Esma esmanın hükmünü kaldırıyor. Ben buna sebep olduğum için alem-i şahadetteki adı günahtır. Mesela ben çok psikolojide kullanırım. Dinde günah. Fiziksel boyutu ne demektir diye anladım. Olumsuz, negatif bir enerji. Yani bize de denk geliyoruz. Başımıza geliyor günah. Bu Risale-i Nur'a üzerine yemin ederim ki işlediğim günahtan dolayı, bak buna yemin ediyor. Belki bir gün, belki üç gün, belki 5-6 saat kendime gelemiyor. Gelemiyor. Ondan sonra
bir cüz daha, bir cüz daha okuyorum, bir cüz daha okuyorum. Duha, işrak, evvabim falan kırla gidiyor. Allah gene bırakmıyor. Gene haletimi veriyor. Şimdi ben özenimi paylaşayım. Haşa, Rabbim biliyor da. Günah, günah cihetinden korkmak lazım ama benim şu anda şu. Günaha düştüğüm zaman benim psikolojim bozulacak, hayatım, her tarafım duman olacak. Kendimi toparlayamayacağım. En çok bundan korkuyorum. Hani ben Kur'an'ı sevap diye okumuyor. Allah'ım yazarsa, rızası olursa. Ben bir emri ilahi, ben bundan zevk alıyorum, enerji doluyorum. Ama Rabbim yani, şimdi günahın da en çok korktuğum günahın, günah cihetinin yanı sıra, ben haletimi söylüyorum. Günah beni duman ediyor, bana çok dokunuyor. Yani ne bileyim, biraz dershane hayatında olunca hassasliğimizden mi kaynak? Beni çok etkiliyor, yani sarsıyor, çok berbat ediyor. Diyorum ki kendime gelemeyeceğim ya, belki de ya Allah fırsat da vermez. Demek ki bu kadar konuşma. Esbab aleminde günah mevcuttur, vücudu yoktur. Günahlar esmanın hükmünü kaldırması veya bil kuvvet çekirdek kabiliyetimizin, istidatımızın kabiliyete dönüşmemesi. Örnek verdim. Namaz kılabilirken kılmaması. Eylemsiz eylem, günah. İçki içmek eylem. Bu eylem değil. Hele biraz daha itikada geçersek eylemsiz bir günah. Şirk, küfür, isyan. Nasıl şey var? Kardeşim, vesvese, vesvesenin mevcut mudur? Vücudu mu var? Vesvese, vehim. Bir düşünün, cevap vermeyeceğim ben, herkes düşünsün. Vesvesenin mevcut mudur? Bak, mevcuttur da vücut arayayım. Mevcut, Cenab-ı Hakk'ın esmalarının cilve, cemal, nakış sanatı olarak alem-i şehadette suyun buza dönüşmesi. Mevcut. Mim. Allah'lık hakikati, yani güneşte misal vereyim. Güneş coştu. Fotonları verdi. Foton, ısı, ışık falan çıktı. Allah da cud. Onu kendisine bakınca vav gelir. Vücut. Mahlukata bakınca cudun başına mim gelir. Mevcut olur. Şimdi günahların vücudu yok ama mevcuttur. Vehim de, vesvese de, şeytan bize vesvese veriyor. Yok mu? Var. Vücut arayıcısı var mı? Günahlar neyi var? Günahlar cinsindendir. Günah neydi? Vücudu yoktu ama mevcudu var. Madem bizi mahluk değil vehim, o düşünceler, kafadan çıkan şualar, düşünceler, kalpteki haletler 3 aylarında havayı tesmim etmiyor mu veya havayı güzelleştirmiyor mu? Biz gözümüzde göremiyoruz ama çocuklar, köpekler bizim korktuğumuzu görüyor. Demek ki arkadaşlar, esma meratiplerinde itikatta yaşarken efal alemine itikatla bakarsak cebri oluruz. Tersi olursa mutezile oluruz. Cebriye 3 zamana bir bakmış, mutezile de 3 zamana bir bakmış. Ehli sünnet demiş ki hakkınız var, sen doğrusun ey cebriye geçmişte. Mutezile de sen gelecekte. Esbab aleminde yaşarken esbaba riayet edeceğiz. O da ibadettir. Mehmet kardeşin güzel bir bereketi biz ders seçti. Kastamonu 220 bunun merkezi olmalı. Senin iktidar ve ihtiyarın haricindeki hadiselere kudret, rahmet, inayet ve keremiyle, değil mi, hikmeti, kudreti, kudreti Rabbaniye, kudret, hikmet, rahmet, inayeti cihetiyle bakmalısın. Ben de bu ifrat-ı şefkattan kurtuldum diyor. Demek ki hepsi yerinde doğrudur. Bir tarafa tutulmak değil. İnsan tek boyut değil. Mehmet kardeşi içsel yapımızın, enfus tarafımızı yapılandıran bir ders oldu. İçsel aleti, bakışımızı esbaba riayet edeceğiz. Esbab da budur.
Allah da dedi bu günahtır dedi, bu da sevaptır dedi. Yapma dedi, yap dedi. Esbab aleminde böyle ama biliriz ki şeytan mülkte şey mevcuttur, şerdir. Ama arkasında esmadır, mudil esmasıdır. Esmadır. Yani bu güzel misaldir. Şeytan burada vardır. Allah Resulü'nün karşısına çıkmıştır. Bunlar var. Ama esmanın hükmüdür diye buna hayırla bakamazsın. Ama bu adam da Allahsız da düşünemezsin. Allahsız mı, esmasız mı? Bu şeytan da bir icraat yapıyor. Size bir şey söyleyeyim. Şeytan Kur'an'da ne diyor? Diyor ki Allah bir şey demiyor ona. Adem Aleyhisselam dedi ben nefsime zulmettim dedi. Kusuru delüfte etti. Şeytan dedi ki beni sen azdırdın. Yani beni sen azdırdın. Peki işaret edeceğiz da diyor ki şeytan diyor hayır yapamaz mı? Sanat-ı fıtriyesi iktizasınca hayır yapamaz. Anladınız mı? Böyle Mehmet kardeşin biraz ucunu yakalamış ama esbab aleminde bu fazla şey yapılmaması lazım. Şeytanın sanat-ı fıtriyesi iktizasınca. Onun için ilmi kelam alimleri, Bilal Hoca burada mı Eyüp'teki? Ebu Cehil'in diyor şey yapmadı diyor Cenab-ı Hak imanına vesaire girmek istemiyorum. Yani o orada bırakacaksın aleminde. Mesela benim Rabbim şöyle çok bazen haletler geliyor böyle. Esbab ortadan kalkıyor. Yani o kadar güzel oluyor ki. Fakat ya şey yaparken bu binadan inerken merdiveni kullanıyorum. Balkondan atlamıyorum. Ama o haletteyken. Peki geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Çok özür dilerim. Müsaadeniz var mı? İki nokta ile ilgili bir şey söylesem. Şimdi dersin başında ben dinlediğim itibariyle dersi anlamaya çalışıyordum. Sonra niyet ve nazarımı değiştirdim. Acaba ne söyleniyor? Hani hadisatın arkasında geçme noktası var ya. Dikkatimi çeken şu olan şahsiyet konusu var ya insanda. Beşeriyet, umudiyet ve vazifedarlık noktası. Burada biraz işlerin karıştığıyla alakalı düşünürken sonra düşündüm ya Rabbim acaba niye dinliyorum ben? Hani ne vereceğim bana? Ya çevirince niyetimi şöyle bir şey verdi ama. Şimdi şahsiyet konusunda beşeriyet, umudiyet ve vazifedarlık var ya abi. Beşeriyetin müptezası olan sehiv ve hatalardan bahsediyor. Günah beşeriyete bakıyor dedim. Umudiyet sevaba bakıyor. Vazifedarlıkta günah ve sevap meselesi yok. İl ecre illa alallah diyor ya. Benim ecrim Allah katındadır. Bak burada rıza-i ilahi noktası vazifedarlık olarak. İkincisi de çok hayret ettim böyle. Şimdi abi. Kur'an-ı Kerim'de hani siz derste Hızır Aleyhisselam'dan biraz bahsettiniz. Musa Aleyhisselam bahsi geçti. Yani hani var ya böyle termihi vesaire manalar. Tefekkür edince bak Kur'an-ı Kerim'de geçen hadisede beşeriyetin ubudiyet canibinden değerlendirilmesi Musa Aleyhisselam'la anlatılmış. Orada hani günah sevap cihetinde, günah sevap muhacesinde değerlendirilmiş. Hızır Aleyhisselam canibinden beşeriyete bakınca abi günah sevap meselesi yok. Orada çocuğa müdahalesinde günah sevapla işi yok. Sadece Cenab-ı Hakk'ın dediği vazifeyi yapmış. Risale-i Nur'da ikinci mertebe hayattan bahseder Hızır Aleyhisselam'la alakalı. Yani günah ve sevabın arkasından vazifedarlık cihetiyle mevzulara bakabildiğimizde ikinci mertebe hayattan nasiplenmeye başlamış oluyoruz. Biz günah ve selah olarak değerlendirdiğimizde Musevi meşrep olarak meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Ya bu iki tane... Allah razı olsun Selim abi, çok sağ olasın. Ben demiyorum adetullah'a karşı çıkalım. Asla, haşa, haddim değil. Ben diyorum ki geçmişi Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın bakış açısıyla tamamen sevaba inkılap etme yolu var. Geleceğe de Musa gibi bakacağız. Şeriat'a göre hareket edeceğiz. Ben haşa. Çok güzel. Bu bir. İkincisi de çok zaten güzel. Bütün eylemlerimizi, günah ve sevapları biz cennet cehenneme göre yapmıyoruz. Bütün sorular cennet cehenneme göre geldi. Günah ve sevabı Allah'ın rızasına koymuyorsanız o zaman siz cennet cehennem temelli soru sormuş oluyorsunuz. Benim orayla ilişkim yok ki. Esma noktasında. Esma bayağıdır noktası. Biz oraları geçtik. Allah'a şükür. O da onun nimeti. Onu da kendimizden saymıyoruz. Bunu zaten kendimden saydığında gel buraya bakalım. Sen neyin var ki bunu sen? Bu da lütfu ilahi diyorum. Ve Allah razı olsun açıklığa kavuşturdu Selim abi. Şimdi Mehmet kardeş burada biraz da bize dokundurdun. Biz cennette cehennemde ilgili
Yok yok, bak bir saniye. Günahları Allah'a verdiğin için ben söyledim. Evet. Günahları Allah'a veriyorsun abi. Çok güzel. Allah razı olsun. Müthiş bir soru sordun. Aslında çekirdeğe dokundun. Ben perdeyi kaldırdım. Çok doğru. Ben orada normalde günahı Allah'a vermezsin, perde koyarsın. Doktor dersin, hastalık dersin, koronavirüs dersin. Ben onu kaldırdım. Dedim ki o yok. Allah'ın ta kendisidir dedim. İşte karmaşa buradan çıktı. Demek ki ben buna benzer bir dersi bir daha bir şey yapmayacağım. Ben bunu anladım. Çünkü perdeyi kaldırırsan tokat, ben buradan tokat yediğimi düşünüyorum. Allah'a niye karıştırıyorsun işin içine? Yani yapan gene o. Ama perdeleri koymuş. Ben perdeleri kaldırmaya çalıştım. Oradan ya, hata oldu, anlaşılmadı. Allah'ın rızası adetullahındadır. Her şeyi bir kanunla yapar. Mutlak surette o ona uyulmasını ister. Ve bu çok önemli yani. Evet. Peki abi, ben itiraz etmek için değil. Sizi seviyorum. Sizi de hepinizi çok saygıyla anıyorum. Peki adetullah, Hazreti Ömer'in o şeyinde neden uygulanmamış? Veyahut üstad 28 defa veyahut kaynaklara göre değişiyor. Kaç defa zehirlenmiş? Neden adetullah uygulanmamış? Bakınız ben işte keşke o perdeyi kaldırmasaydım. Adetullah uygulanmış Mehmet kardeşim. Bir adetini başka bir adetle örtüyor. Bakın bir adeti var, o adeti başka bir kanunla, bir kanunu başka bir kanunla örtüyor. Tamam Mehmet abi, ben şu an adeti... Bu çok geniş bir mevzu olacak. Yani gerçekte de böyledir yani. O zehir başka bir kanunla korunuyor. Bu sefer inkılap ediyor, başka bir şeye gidiyor. Yine kanun var. Yine hikmetini bilmediğimiz bir yerden hikmet çıkartmaya çalışıyoruz burada. Tamam, peki burada biz Hazreti Musa ve Hazreti Hızır Aleyhisselam'da çocuğu öldürdü. Şeren çocuğu öldürmek günahtır, zindeldi. Mala mülke zarar vermek haramdır. Veyahut duvarı ördü. Yani burada mesela zahiren, görünen başka ama hakikatte hani... Turgut Özal anlatıyor ya, hakikatte olay başka. Veren Allah, ya sebep ne olursa olsun. Ben onu işte bir daha söylemeyeceğim, daha çok. Öyle deme ya Mehmet kardeş, öyle deme. Abi, ya. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Davut buyur Davut. Abi biz de Tuzla'daki abilerimizle iltibas dersine çalışıyorduk da abi. İltibas. Bu konuya bakan bir atıf okumak istiyorum müsaadenizle. Kısa olsun. Evet kısa abi, kısa. Cenab-ı Hak rahmetiyle bize karip olduğu cihetle ona hamd ediyoruz. Biz ondan uzak olduğumuz cihetle onu tesbih ediyoruz. Binaenaleyh rahmetiyle kurbuna bakarken hamd et, ondan bayit olduğuna bakarken tesbih et. Fakat her iki makamı karıştırma ve her iki nazarı birleştirme ki hak ve istikamet mültebis olmasın. Abi makamlar ve nazarlar noktasından bakılmazsa orada bir iltibas çıkacaktır. Makamlar ve nazarlar birbirine girecektir. Böyle bir noktada kaçınılmaz bir şekilde istikametsizlik olacaktır. Bu yüzden esbab aleminde zahir noktada zahir ismine muhatapken bir kişinin muhatabiyeti başkadır. Evveliyeti noktasında Esma-i İlahi tarafından bakarken başkadır. Biz Allah'ta değiliz yani. Eğer Allah gibi meseleyi değerlendirirsek eğer zahirde zahir içine muhatapken orada makamların iltibası olmuş olacak. Ama eğer bir adam öyle bir dereceye gelse ki onda üstadımız diyor bir sekir olur sende diyor. O zaman diyor cüz ihtiyariden bahsedebilirsin. Mesnevi batıda diyor. Öyle bir makam olmadığı sürece böyle bir şey konuşulduğunda bu yoktur dendiğinde orada mesela diyor kaderi diyor ve sen diyor inkar ediyor o gafiller. Bilmiyorlar ki diyor. Kader ve cüz ihtiyariden konuşurken. Çünkü makamı farklı. Yani yanlış makamda yanlış şeyi birleştirmeye çalışıyor.
diye bu iltibas dersimizden böyle bir istifadeniz mi oldu bizim de abi? Onu paylaşmak istedim. Gafına da ver. Dört tane ismim evvel, ahir, zahir ve batın hükmü ayrı. Bir de Allah'lık canibi var ki Allah'ın azameti ve kudretin azametine bakış dört ismin de arkasında. Evet. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Bugün ders sürprizdi. Mehmet kardeş teşekkür ediyorum. Doğruydu. Sakın öyle şey yapma. Buna zaten eğitim görevlisin. Alışacağız. Hakikat canibiyle, esma meratibiyle bakış, esbab aleminde hükmü. Zaten herkes ne demek istediğini biliyor. İçsel alemimizde de hepsi yerini buluyor. Bazen işte o esbabın içerisinde, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennete gittiğini halde, bildiğini halde çocuğu için gözünden yaş akıyor. Ama biliyor nereye gittiğini. İki, dört haleti birden yaşıyor. Evvel, ahir, zahir ve batın. Zaten sırf esma cihetiyle bakabilsek arka tarafta ne ala da esbab alemine gidip geliyoruz. Fakat güzel söyledi. Yani bir beşeriyetimiz var, ubudiyetimiz var. Bir de vazife darlığımız var. Çok böyle bunları, ama ne işime yarayacak bu dersten ve ondan sonra bu ders benim ne işime yarayacak? Şu. Geçmişini kurtarabilirsin. Yani sana şu fırsatı ve müjdesini veriyor. Belki ifadelerde sıkıntı olabilmiş olabilir de aklımızda. Tabii ama ben onu kastettiklerinden geçmiş bir sürü günahımız var. Yani namazsız günümüz geçmiş. Nasıl kurtaracağım ben onu? Tamam, yani biz diğer şeyler gibi, dinler gibi, tamam gittim. Ya bizim geçmişimiz var. Kurtaralım onu. Mesela Gelan Hazretleri Settar ismine mazhar olmuş böyle. Mehmet kardeş Settar ismine mazhar olmuş. Herhalde o ismi, yani bilmiyorum, o ismi galiba. Urucu Ruhani'de Miracı Mane yaparken alemi misal dairesine girmiş. Levezeli'ye giriyor. 16. lemada söylüyor. Bazı istisnalar Levezeli'ye girer. Girmiş, ne yapmış? Herkes gelen olamaz. Kıbleye karşı uzattığı ayağı vardı ya, onu düzeltmiş. Kıbleye karşı ayağını uzatmış, onu düzeltmiş. Allah o fırsatı vermiş. Peki ben burada Geylani olamaz mıyım? Bu derste olursun. Bu dersin kazanımlarına bakın böyle. Geçmişimiz rezil. Eğer ben kaza namazımı kılarsam, kaza namaz borcum olmaz ama soru şuna dönüşür. Niye kılmadın değil, niye vaktinde kılmadığına olur, dönüşür. Peki geçmiş namazını kılarsan geçmiş mubah işlerin, yemek yedin, tane ibadete de dönüşüyor. Geçmiş namazın şimdi namazsa, geçmişteki namazın şimdi namaz mı? Namaz. Kılmış gibi oluyor ama 15 sene önce. Geçmişteki öğleyin şimdi oluyor da, geçmişteki benim bir tarlada çalıştım, niye sebep olmasın? Geçmişi kurtarabiliriz. Yani yübedülullahi seyyatim hasenat, günah hasenata dönmez. 23. sözde geçiyor. Günah hasenat olmaz ama kabiliyeti şer, kabiliyeti hayra dönüşür. Müslümanın anda yaşamaz. Üç zamanı kucaklar. Bu derste bir daha söylüyorum. Kazanım ne olacak benim bu derste? Çıkacağım ben şimdi 1,5-2 saat uğraştım. Kazanım şu, tazelenmiş olacak. Geçmişimi ben kurtarabilirim. Bilgisayarıma saldırıya uğradılar. Nasıl kurtaracağım? Kurtarmak istiyorum geçmişimi. Bir sürü geçmişim var 15 sene. Geçmiş kader. Kazası mümkün olanları kaza yapacağım. İçki ve kumar oynanın kazası yok. Tövbe ve istiğfar var kazası o cihette. Namaz gibi kazası yok demek istiyorum. Oruç gibi kazası yok. Zekat gibi yok. Yani eylemsel. Bu derste şu. Kardeşim geçmişin şimdi bataklığına keşkelere ne mi oluyorsun? Yani Mehmet Su bir ders yapmış. Geçmiş zaten şey risalede de geçiyor. Tövbe ve istiğfarla onu kurtaralım. Elbette ki esma
mevcut noktasında cilve cemal nakış sanat noktasında icra etti. Geçmişimi kurtarırım. Ben bu derste kendi psikoloji noktasında geçmişin bataklıklarıyla, keşkileriyle uğraşırken kurtarabilirim. Yani dosyalarımı işgalden kurtarabilirim. Anladım. Geceniz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Çok da hoş oldu. Bir de bu adam, yani onu bir daha söyleyeyim. İstanbul'da hiç olan Gafur hakikaten tuhaf mahluk. Yani dersin ortasında köyde kapıma vurdu. Şimdi o da bir acayip, demek ki burada şey oldu. Yerim sahibi oldum abi. Sohbetten zahiden hakikate geçti. Zahiden hakikate geçti. Allah emanet olun. Seviyorum. Mehmet Kar. Abi yakışır bir hareketler. Ama yani şaşırdım, acayip oldum. Mehmet kardeş, son olarak bir şey der misin Mehmet Su? Diğerlerinden dağılmayalım soruyu da. Abi toparlayacak olursam, mutlak hayırdan ben hiç şer görmüyorum. Tamam. Son cümlem bu. Tamam. Hiç göremiyorum. Bunu özellikten sonra gördükten, bu öğrendikten sonra hiç göremiyorum. Elhamdülillah. Hayrı mutlaktan hayır gelir diyoruz. Evet. Tamam. Ama yine bir derslerde bekleyeceğiz Mehmet'im. Canım. Memnuniyetle, memnuniyetle. Yani sunar mıyım bilemiyorum. Sunacaksın. Sunacaksın, sunacaksın. Kardeşim, her şeyi yapacağız. Her türlü ortamda yetişeceğiz abilerim. Yetişeceğiz. Yetişeceğiz. Sen bu ortam değil, başka bir ortamdan söyleyeceğim. Zübeyir abi söylerdi, Uruç'ta abi. Sibiryalara sürülürsen orada soğuktur, bitki yetişmez. Bitkiyi ısınla yetiştireceksin. Sökecekler, atacaklar. Sen buna üzülmeyeceksin. Eğer Afrika'ya sürülürsen ekvatora, sıcak yerler. Haşa bu cema, bu o değil de ben başka güzel bir latife olsun diye. Afrika ekvatora sürülürsen su yok. Kanını su yapacaksın. Orada da bulacaklar seni, bitki yetiştirdiğin kanınla. Söküp atacaklar. Aldırmayacaksın. Ondan sonra yani her türlü şeyler, daha müzakerelere alışacağız. Bak biz dersi bitirdikten sonra müzakereyi açıyoruz. Alışmak lazım. Yok kardeşim öyle değil. Dima dersinde onları pek size yansıtmıyoruz ama yani Dima dersinde böyle canlı yaparken sanalda pek o kadar olmuyor. Osmanlılar falan hepsi bilir. Ya abi ben ona katılmıyorum ya, öyle değil ya. Böyle bakıyoruz. Öyle mi? Gel bakalım, gel tahtaya. Gel tahtaya. Nasıl ya? Ve ha ben burayı bilmiyordum. Yeni öğrendim. Yeni öğrendim. Yani ben burayı mesela şey günü, pazartesi Rize Pazar ilçesinin mudavimlerin dersi vardı. Bir vakıf kardeş vardı, Mustafa Babal diye. Ben 30-40 senede ilk defa öğrendim. Bir şey söyledi. Derslerine katıldım. O ders yaptı. Dedi ki 30. sözde turcaun geçiyor. Bir de nerede geçiyor? 20. mektupta ahirete rucu var ya, 20. mektup ölüler için okuyor. Ona döneceksiniz, döndürüleceksiniz. İkisi de Arapçada ona döndürüleceksiniz. İkisinin farkını söyledi. Ömrümde ilk defa duydum. Kader Risalesi'ndeki rucaun, İnsan beşeriyeti aslına, ruhu, kalp ve ruhun derece hayatına eneye rücu edeceksin. Ona döndürüleceksin. Kaderde bunun için bu ayeti koydu diyor. 20. mektupta ise vefatla alakalı bir konum işlerken orada ve ilahi turcaun, ona döndürüleceksiniz, ona döneceksiniz. Orada da Allah'a, yani ahirete döndürüleceksiniz. Kader Risalesi'nde aynı ayeti koydu. Orada ahiret mahiret yok. İnsanı anlatıyor. İnsan beşeriyetiyle aslına rücu etmesi lazım. Döndürüleceksin. Dönmen lazım. İlk defa duydum. Babal dedi. İlk defa duydum. Ve şunu yapmanızı, ben haşa yaşım itibariyle söyleyeyim ki yani başka maksat takmin. Ben diyebiliyorsam, ha Allah razı olsun kardeşim, şuradan istifade edeyim. Ben bunu bilmiyordum. Orada da söyledim. Zaten hemen yayına ben koydum. İki tane rucağım var diye böyle Latincesini yazarak siteye attım. Canlı yayını orada dinlersiniz o
O kardeşin bile haberi yoktu. İki tane yurcan ona döndüreceksiniz gibi. Yani gördüğümüz zaman nefsimize de ağır gelebilir. Abi ben ona katılmıyorum diyenden, bize küfür edenlerden hariç anlatıyorum. Derste de gafurlar yanımda gelmiş İstanbul'da. Abi ben ona katılmıyorum. Söyle bakalım, dur bakalım. Ne, niçin böyle? Gerekçeni söyle. Rüştü abiden öğrendim. Derdi ki, abi dedim, ben katılmıyorum bu şeyinize, tespitinize. Şunu böyle yapar elini. Böyle yapınca gerekçeni söyle. Ve kesinlikle lafımı kesme. Böyle yapardı. Aç bakalım. Böyle, böyle, böyle. Bir defa, kaç defa olmuşsa, 5-10 defa belki de 20 defa böyle oldu ama bir defa ben biraz şey haklı çıktım. Muhakemattan gösterdim, şöyle dedi. Yeni ansiklopedi yapan Rüştü abidir. O ansiklopedi ismini verdi ki subay ve polislere girsin diye. Aslında içerisinde fıkıh ve Risale-i Nur karma bir şeydir ansiklopedi. Muhakemattan yeri gösterdim, şöyle yaptı. Ahi, ben burayı böyle görmemiştim. Bu doğru, seninkisi doğru. Buna doğru. Tamam ben bu şeyimden vazgeçiyorum. Fikrimi. Böyle gördüm. Böyle gördüm. Ondan sonra böyle dinleyeceksin böyle diyorum. Bakalım bu kardeş benim anlamadığımı ne diyor? Ne iti Allah onun kalbine vermiş de onunla konuşuyor. Çünkü Allah yağmurla konuşur, bitkiyle konuşur, hayvanlarla konuşur. Bakayım ne diyor diye. Onun için yapacağız inşallah, öğreneceğiz. Rabbime emanet olun. Hem de meslek dersi de olmuş oldu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 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 Aleyküm selam.